Türkiye'nin Maldivleri. Hı. Burası 200 milyon yıldan beri varmış. Eskiden beri var. Fakat 2013'te keşfedilmiş, adı konulmuş. Derinliği 184 metreye kadar iniyor. 184 metre. Evet, en derin noktası. Okey. Başka özelliği beyaz kum olması. Beyaz kum. Bu kum kireç falan değil değil mi? Hayır, değil. Kum yani beyaz. Beyaz kum. Anladım. Hatta suyu ve çamur varmış. Burada çamur bir yerde delik varmış. Onu da okudum. Cilde çok iyi geliyormuş. Burada. Suyu az tuzluymuş, evet. Böyle insanlar geçmesin diye çevirmişler. Evet. İnsanlar oraya şeye geçemiyor. Niye? Suyum olduğu yeri geçemiyor. Yasak. Yasak olduğu için. Yasakmış. Geçene ceza varmış. Var mı ceza? Merhaba arkadaşlar, 22 Temmuz 2021 yani dün Burdur Gölü ziyareti yaptık, arabayla girdik ve araba başı 10 lira ödedik. Halk plajı tarafında yüzülebiliyor fakat Salda Gölü'ne giriş yasak, yüzmek de yasak çünkü koruma altına alınmış. Biz Türk milleti olarak yok etmeyi sevdiğimiz için maalesef Salda Gölü'nü daha yakından göremedik, yani göremiyoruz. Ve size şimdi kısaca göl hakkında bilgi vermek istiyorum. Salda Gölü Burdur ilinin yaklaşık 60 kilometre batısında yer alır. Türkiye'nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip gölü olarak tanınıyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 1140 metredir. Göl suyunun terkibinde magnezyum, soda ve kil bulunması bazı cilt hastalıklarının tedavisinde yararlı sonuçlara sebep oluyor. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre göl suyu sivilcelere iyi geliyor. Gölün arka kısmında kalan orman örtüsü keklik, tavşan, tilki, yaban domuzu, göl ise yaban ördeklerine ev sahipliği yapıyor. Göl içindeki suların çekilmesiyle görülmeye başlayan 7 beyaz ada bulunmaktadır. Şimdi ilk olarak Salda Köyü görüntüsü alıp göl görüntülerini seyredeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. İyi seyirler.